Hayırlı akşamlar aziz dostlar. Bugün Lut Gölü ile ilgili çok enteresan esrarengiz bilgiler size sunacağız. Nerededir peki Lut Gölü? Hemen Filistin'in başkenti olan Kudüs'ün doğusunda bulunan bir göldür Lut Gölü. Lut Gölü ile ilgili özellikleri şöyle bir inceleyelim arkadaşlar. Ve ibretlik özelliğinden de çıkaracağımız dersler var. Olmaz demeyelim. Olmuş. Google Maps'ten kendiniz de bakıp inceleyebilirsiniz. Lüt Gölü'nün taşıdığı apaçık ayetler gerçekten son derece ilginçtir. Lüt Gölü etrafında yaşanan hadiseler kadar arazinin jeolojik durumu da dikkat çekicidir. Göl Akdeniz'in yüzeyinden 400 metre alçaktadır. Düşük seviyededir. Deniz seviyesinin 400 metre aşağısındadır. Gölün en derin yeri de 400 metredir. Yani aşağıdaki yüzeyinden daha derinde 400 metre daha derindedir. Yani Akdeniz'in yüzeyinden 800 metre alçaktadır. Lüt Gölü civarı haricinde dünyanın en alçak yeri ise dünyanın deniz seviyesinin en alçak yeri ise ancak 100 metredir. Sanki arazinin yapısı dahi Lüt kavminin denatini yani alçaklığını göstermektedir. Arazi dahi sanki o günkü yaşananları lanetlemektedir. Ayrıca Rum suresinin 3. ayeti kerimesinde bu bölgeye işaret edilerek etnel ard, ard yeryüzü demek, arz demek arkadaşlar. Etne alçak, düşük, Ebnel art yeryüzünün en alçak yeri ifadesi kullanılmıştır. Rum suresinde. Bu ifadeye Arapların yaşadığı bölgeye yakınlığından hareketle en yakın yer olarak mana verilmişse de kelimelerin asıl manası yeryüzünün en alçak yeri şeklindedir. Nitekim modern çağın gelişmiş teknik imkanları ile dünyanın en alçak yeri araştırıldığında onun ayet-i kerimede işaret edilen Lüt Gölü Havzası olduğu ortaya çıkmıştır. Hani bazıları diyor ya Kur'an-ı Kerim haşa insanların uydurduğu bir kitaptır. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem başka rahiplerden, papazlardan, Hristiyan din adamlarından öğrenmiştir. Haşa deniliyor ya, o zaman daha bulunmayan ne kıtalar vardı. Kuzey Amerika bilinmiyordu, Güney Amerika bilinmiyordu, Avustralya bilinmiyordu, Antarktika bilinmiyordu fakat yeryüzünün en alçak yeri diyerek çok iddialı bir tez ortaya koymuştur Kur'an-ı Kerim ve zaman geçtikçe Kur'an-ı Kerim gençleşmektedir. Yeryüzü dünya ihtiyarladıkça Kur'an gençleşmektedir. İşte bu mevzu da bunu tam manasıyla ortaya koyuyor. Kur'an-ı Kerim'e dil uzatanların gözüne sokmak lazım. Tabiri caiz ise bu ayeti kerimeyi yeryüzünün en alçak yeri diyor Rum suresinde Lut Gölü havzası için. Böyle bir jeolojik gerçeğin Kur'an'ın nazil olduğu dönemin insanları tarafından bilinmesi mümkün olmadığı için bu hakikat Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunun yakın zamanda ortaya çıkmış ilmi delillerinden birisidir. İlme sanki dinimiz karşıymış gibi gösteriliyor bazılar tarafından veyahut da İslamiyet ilmi sanki hor görüyor, hoş göstermiyor gibi gösteriyorlar. Yok böyle bir şey. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti, ikra, okudur. Peygamber Efendimiz'in en bilinen hadis-i şerifleri, ilim müminin yetiğidir. Çin'de dahi olsa gidip alınız. İlim kadın erkek herkese farzdır. İlim bizim yetik malımız, yetiğimiz müminlerin uyanması gerekmekte. Uğraşması gerekmekte. Oyunlara gelmemesi gerekmekte. Bugün bakıyoruz müminler zayıf olduğu için tabiri caizse güçlü ülkelerin oyuncağı konumunda ve durumunda. Biz güçlü olursak, kuvvetli olursak ilim ve teknolojide gelişir, eğitimde en üst sınırları zorlarız. Fakat biz böyle yapmadığımız için Yahudi, Hristiyan bulmuş olduğu ilim esrarları ile, gizemleri ile bugün bakın koronavirüs ile dünyaya kan ağlatıyor. Milyonlarca, on milyonlarca insanları evlerine tıkıyorlar. Ve birçok insanların ölümlerine sevbiyet veriliyor. Ben suçu sadece onlarda bulmuyorum. Suç bizde aynı zamanda, müminlerde, Müslümanlarda ilmin peşinde koşmadığımızdan dolayı. Neyse meseleyi farklı yönlere götürmeyelim. Kıymetli, aziz dostlar, hayvanların yaşamadığı yerdir aynı zamanda Lüt Gölü Havzası. Lut Gölü'nün diğer bir özelliği de tuz oranının yüzde otuz olması. Korkunç bir orandır arkadaşlar. Yani yüzde otuzu tuz. Bu sebeple gölde balık ve bitki yaşayamaz. Bu yüzden de bahrul meyyit, ölü deniz denir. Bahr deniz, bahriye deniz. Bahriyeli denir zaten denizdekilere, e, subaylarımıza, askeriyemize. Bahriyeli, oradan gelir bahr meyyit de ölmüş kişi. Ölü deniz denir aynı zamanda Lüt Gölü'ne. Bu lanetli mekanda hayvanların bile yaşamaması ayrı bir ibrettir. Zift renginde olan göl iğrenç kokular neşreder, yayar etrafına. Sanki bu göl civarında işlenen günahları bu manzaraları ile insanlığa arz etmektedir. Hazreti Lut zamandaki kavminin iğrençliğini bilmeyenler o mevzuları öğrenmesi gerekiyor. Çünkü o zamanki insanlarda haşa maalesef kadın kadın erkek erkeğe cinsel sapkınlıklar hukuka geldiği için Hazreti Lut aleyhisselam onları uyarıyor, ikaz ediyor ve günümüze kadar bu olaylarla ilgili olan olaylar herkesi üzüyor. Ve bugün maalesef gelişmiş dediğimiz o ülkelerde bu cinsel sapıklıklar, cinsel sapkınlıkları görüyoruz. Hatta bazı gelişmiş, ilerlemiş dediğimiz bazı yönleriyle de gıptı ettiğimiz, imrendiğimiz, kıskandığımız o ülkelerde erkeklerin erkeklerle, kadınların da kadınlarla evlendiğini ve bunu da kanuni olarak tanıdıklarını görüyoruz. Evet, eğer aklımızı biz Kur'an'i, İslami, imani şekilde yönlendirmezsek, Allah muhafaza onlar güya akılsız mı? Onlar güya kafalarını çalıştırmıyorlar mı? Çalıştırıyorlar ama onlarda eksik olan vahyi yol gösterici olan ayetlerin uygulanmaması. Güya akıllarıyla haşa doğru yolu bulacaklar. Güya o doğru yolu bulan insanlar bugün cinsel ahlaksızlığın ve uyuşturucunun müptelalığının azaplarını çekiyorlar. Bizim evlatlarımızı da o yönde olmaya yönlendiriyorlar. Allah muhafaza ülkemizde bu beşinci kol faaliyetleri dediğimiz dinden, diyanetten uzak olan bu insanların çabalarını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu mel'un kavimle ilgili hadiseler tahminen milattan önce 1800 yıllarında bu gelmiştir, olmuştur. Helakin meydana geldiği Sodom ve Gomora belgesinde o zamandan kalma tuz yoğunluğu sebebiyle konserve halinde kalmış ağaçlara rastlanmıştır. Yani fosiller günümüze kadar gelmiş konserve şeklinde. Şehir kalıntıları ise ilahi azabın tesiriyle yerin dibine batmıştır. Sodom Gomorra kentlerinin başına gelen ilahi intikam ile Pompei faciası birbirine çok benzer. Lut kavmini helaka sürükleyen kötülükler nedir? Bunları şöyle teker teker sıralayalım ve inşallah bir daha böyle kötülükler, sapkınlıklar inşallah olmasın. Zira kıyamet çok yakın, çok yakın, çok yakın. Zira ahir zamandayız. Yani zamanın ahirinde, ahir son demek. Zamanın sonundayız, kıyamet çok yakın. Peygamber Efendimiz'e soruyorlar, Ya Resulullah ne zamandır kıyamet? Peygamber Efendimiz sağ elinin işaret parmağı ile orta parmağını açarak diyor ki işte ikisi arasındaki mesafe kadardır. Yani o kadar yakın ve ne oluyor arkadaşlar? Sahabe efendilerimiz tir tir titriyorlar. Biz sanki hiçbir şey olmamış gibi Allah muhafaza hala dünyaya ediyoruz Neydi onların kötülükleri? Putlara tapmak put demek illa heykeller değil. Allah'tan başka ilahlar edinmek. Parayı put yapanlar var. Makamı put yapanlar var. İnsanları put yapanlar var. Bazıları kendi devlet liderlerini, kendilerinin siyasi hareket liderlerini, bazılarını kendi efendim dini hareket liderlerini haşa ilahlaştırıp putlaştırabiliyorlar. Kim neyi Allah'tan çok seviyor ve değer veriyorsa o şekilde oluyor. Allah muhafaza buna dikkat etmek lazım aziz dostlar. Evet devam edelim. Livata yapmak. Evet, bahsettiğimiz mevzu buydu. Yani erkek erkeğe maalesef cinsel ilişki yaşaması, livata ile öldürmek, Sodom'lar iffetsizliklerini aleni açıkça, kimseden sakınmadan işlerlerdi, iffetli kimseleri de ayıplarlardı. O kadar alçalmışlardı ki, yerlenmelerini bile, aleni bir eğlence vasıtası yaparlardı. Artık gizlenmeleri, saklanmaları yoktu. Arkadaşlar, lütfen haya, 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 zira haya imandandır. Nedir haya? Utanma hissi, utanma duygusu, yol kesmek, çakıl taşlarını yoldan geçenlerin üzerine atmak, kovuculuk, söz taşımak ve cimridik. Peş peşe bu kötülükler o insanları Lut kavmini helaka sürüklemiştir. Allah muhafaza dikkat edelim. Gerçek manada hakiki imana Rabbimizin bizlere nasip etmesi için gece gündüz dua edelim. Allah'a emanet olun aziz dostlar.